Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle T2SAŞ mülakatları konusunu ele alacağız. Bu videoyu yapma amacımız bu tarz mülakatların arkadaşlarımız için çok önemli olup hata yapılamayacak kadar ciddiyet barındırmasıdır. Videomuz şirket kurallarını koruyarak T2SAŞ başvuru sürecini ve mülakat tarzını barındıracaktır. Biz anlatımımızı sürdürürken sizler de anketimize vereceğiniz cevabı düşünebilirsiniz. Kanalımız savunma ve uzay sanayi düşünen arkadaşlarımız için önemli ve kritik çalışmalar yayınladığı için bir sonraki çalışmalarımızdan haberdar olmak için de bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi T2SAŞ şirketlerinin başta Ankara olmak üzere Eskişehir gibi birkaç ilde yerleşkesi bulunmaktadır. İş ilanlarını öncelikli olarak Kariyer.net'ten yayınlamasına rağmen farklı sitelerden de ilanlarını yayınlamaktadır. Biz ilk başta Kariyer.net üzerinden başvurularınızı yapmanızı önermekteyiz. T2SAŞ genellikle ilanlarını uzun vadeli yayınlamakta ve tecrübeli tecrübesiz olarak herkesin başvuru yapmasını istemektedir. Bir ilanın 900'lerde olması sizi umutsuzluğa sevk etmesin. Çünkü bu ilanın aylarca aktif olmasından kaynaklanmaktadır. Şirketin ilanlarından sizlere yakın olanlara başvuru yaptıktan sonra aranmamanız veya aranıp, mülakat yapılıp olumsuz dönüş olsa dahi başvurunuz kendi havuzlarında saklanıp sizlere bazen bir yıl sonra bile dönüş yapma durumları olmaktadır. Elbette bir yıl bekleyin demiyoruz fakat böyle bir şeyle de karşılaşabilirsiniz. Şimdi isterseniz olumlu dönüşler ve sonrası süreçlerden bahsetmeye başlayalım. İlk olarak şirket tarafından aranıp, karşılıklı kısa bir konuşma yapılır. Bu konuşma, hala iş arayışınız devam ediyor mu? Okuduğunuz okullar, en son çalıştığınız yer, şehir değiştirmeye uygun musunuz tarzında temel konular ele alınır. Yani bir nevi bilinçli bir başvuru mu diye analiz etme işlemi diyebiliriz. Ardından sizlere mail ve kod göndererek mülakat sürecinizi başlatmış olurlar. Bu konuşmadan sonra 2 günlük bir süreniz bulunmaktadır. Maili açtığınızda size şirketin mülakat sayfasına yönlendirecektir. Burada profil bölümünden resminizi yüklemeniz gerekmektedir. Sonra mülakat sayfasında sizleri 5 bölüm karşılayacaktır. Bu bölümleri şu şekilde sıralayabiliriz. Anket bölümü, başvurduğunuz alanla alakalı bölüm, genel yetenek bölümü, İngilizce bölümü ve personel değerlendirme bölümü şeklinde kabaca tarif edebiliriz. Bu bölümlerin tamamını doldurmak 2 saat gibi bir süre gerektirmektedir. Bu süre baya uzun olduğundan sizleri rahatlatmak için bir kolaylık vardır. Hatırlarsanız 2 günlük sürenizin olduğunu aktarmıştık. Mülakata başladıktan sonra herhangi bir bölümü tamamladıktan sonra ara verip farklı saatlerde veya ertesi gün kaldığınız bölümden devam edebilirsiniz. Tabii ki 2 gün sınırlamasını unutmamak kaydıyla. Şimdi bölümlere biraz yakından bakalım. Birinci bölümümüz anket bölümü. Anket kısmında 3 veya 4 tane boşluklu soru bulunmaktadır. Bunları doldurmanız gerekmektedir. Temel şeylerdir bilgiden ziyade maaş beklentiniz, çalışmak istediğiniz şehir tarzındaki sorulardır. İkinci bölüm ise alanınızla ilgili bölümdür. Bu kısımda ortalama 10 soru bulunmaktadır. Bu soruları cevaplarken kameranız ve ses sisteminizin aktif olması istenecektir. Zaten her bölüm başlamadan önce sizleri yönlendirerek hatalardan uzaklaştıracak komutlar verilmektedir. İlk başta sorular gelerek yaklaşık 10 saniye düşünme zamanı verilir. Sonrasında video kaydı başlayarak, verilen ortalama 30 saniyelik kayıt esnasında soruya vereceğiniz cevaplar kaydedilmektedir. Arkadaşlar burada sizlere vereceğim tavsiyem, soru geldikten ve kayıt başladıktan sonra mülakat sistemini hızlıca unutup sorulan sorunun cevabının okulda mı, iş hayatında mı, yoksa bir kitabın arasında mı olduğunu hızlıca hatırlayıp, bir düzene koyarak aktarmanızdır. Bu kayıtların geri dönüşü yoktur. Bir şey ekleyemezsiniz veya tekrarını yapamazsınız, siz aktarmaya devam ederken süreniz bitebilir, aniden kapanabilir. Dahakine süreniz varken fazla bilmediğiniz konularda bile vaktinizi yorum yaparak kullanmanızı tavsiye ederim. Burada cevabın nerede olduğunu hızlı bulup toparlayıp güzel bir şekilde aktarmanız gerekmektedir. Üçüncü bölümümüz ise genel yetenek bölümüdür. Bu bölüm kendi içerisinde 3 kısma ayrılmaktadır. Bunlar sözel, sayısal ve pratik zeka soruları şeklindedir. Sözel sorular üniversite Türkçe soruları tarzındadır. Örneğin bu kelimeyi aşağıdaki cümlelerin hangisinden çıkartırsak anlam bozulur gibi bilindik tarz sorulardır. Sayısal sorular ise küçük yüzdelik problemler veya ilkokul tarzı akıl sorularıdır. Bu bölümlerde kamera sistemi yine aktif, lakin işlemler için kalem tarzı aparatlar kullanabilirsiniz. Pratik zeka bölümü biraz bulmaca tarzı sorulardan oluşmaktadır. Örneğin bir kare var, şuralarda şu sayılar varsa, son boşlukta hangi sayı olmalıdır tarzında zihninizde canlanan sorulardır. Bunları aktardıktan sonra aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Aslında kolaymış.
Evet, aslında kolay. Ama unutmayın ki aynı statüdeki insanlarla yarışıyorsunuz. Yani herkes için kolay gelebilir. Burada yapmanız gereken en önemli kuralımız zamanı iyi kullanmanızdır. Bir soruya aşırı emek harcarken, sonraki bir bakışta yapabileceğiniz sorulardan olabilirsiniz. Burada yapmanız gereken, yapamadığınız soruları atlayıp, sonra vaktiniz kalırsa dönüş yapmanızdır. Bununla birlikte süreniz dolmadan emin olmadığınız cevabı da değiştirebileceğinizi unutmayınız. En son olarak şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. 3 bölümden, yani sözel, sayısal ve pratik zeka bölümlerinden hangisine yatkınsanız o bölümden başlamanız yararınıza olacaktır. Zaten 3 bölümde aynı içerik olan genel yetenek içerisindedir. 4. bölümümüz İngilizce bölümüdür. Bu bölümde yine diğerleri gibi kamera açık bir şekilde test sorularını cevaplamanız beklenmektedir. Bazen sesli sorularla da karşılaşabilirsiniz. Sesi dinledikten sonra uygun şıkkı işaretlemeniz beklenmektedir. İçerik olarak mesleki İngilizce yerine genel, temel İngilizce soruları bulunmaktadır. Geldik 5. ve son bölümümüz olan personel değerlendirme bölümüne. Bu bölüme geldikten sonra artık derin bir nefes alarak devam edebilirsiniz. Çünkü oldukça değişik ve süre sıkıntısı olmadan anket tarzında bir bölüm sizleri karşılayacaktır. Hatta kahve molası diyerek ara dahi verebilirsiniz. Burada kişisel karakter analizi yapan sorular, sizlerin kişisel hayatınızı ve çevredeki olaylara bakış açınızı değerlendiren bir bölümdür. Fakat bunu direkt sormak şeklinde değil de, çoktan seçmeli şıklarla sizlere cevap verdirmektedir. Sizlere günlük hayattan sorular yönelterek, soruların altında bulunan katılıyorum, katılmıyorum gibi şıklardan bir tanesini seçmenizi istemektedirler. Bu bölüm için bir tane örnek verecek olursak, arkadaşınıza sabah gelirken ekmek almasını söylediniz, akşam olmaya yakın tekrar arayıp hatırlatır mısınız? Bu tarz sorulara katılıyorum, katılmıyorum tarzında cevaplar vermenizi istemektedir. Bu tarz sorulardan 100 civarında soru bulunmaktadır. Bu çalışmamızda aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır. Eksiklerimiz olduysa veya duygu düşüncelerinizi ve sormak istediğiniz sorular için yorum kısmını kullanabilirsiniz. Takipte kalarak bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.